Merhaba Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok şık bir Tunus işi çalışacağız. Yapımı oldukça kolay diyeceğim ama bakacaksınız çok kolaymış gibi görünmüyor. Çok şık, çok karmaşık gibi duruyor ama inanılmaz kolay bir model. Arkadaşlar hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Ben bebeği ipi kullandım. Kullandığım Tunus tığı numarası ise 4 numara. Sizler elinize uygun bir tığ, istediğiniz ipleri tercih edebilirsiniz. Hemen şöyle tersini de göstermek istiyorum. Nerelerde kullanabiliriz derseniz, özellikle yelekler, bebek battaniyeleri, hırkalar, kırlentler, sizler nerede isterseniz rahatlıkla kullanabilirsiniz. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenip ve altına güzel yorumlarınızı yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen modelimin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, bu seferki kullandığım tığ numarası 3 numaralı tığ ile deneyeceğim. Öncelikle zincirle başlıyoruz. 1 2 3 4, 5, 6. 6 ve katları artı 4 ile başlıyorum arkadaşlar. Ve zincirimi oldukça bol çekiyorum, gevşek çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada 3 tane modelim oldu. Göstermek için yeterli sizlere. Artı 4 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Sizler istediğiniz uzunluğa gelene kadar 6 ve katları zincirinizi çekiyorsunuz. Sona geldiğinizde artı 4 zinciri çekiyorum ve tek tek zincirlere batarak ilmek topluyorum. Bu şekilde tek tek batıyorum. Ve sıra sonuna kadar tüm zincirleri tek tek batıp İlmek topluyorum arkadaşlar, sıra sonuna kadar. Sıramın sonuna geldim. Son zincirime de batıp ilmeğimi topladım. Ve 2-2 ilmek kapatarak şu şekilde 2-2 kapatıyorum. Sıra sonuna kadar 2-2 ilmeklerimi kapatıp dönüyorum. Evet, sıra sonuma gelmek üzereyim. 2-2 tamamen kapatıyorum. Ve bu sıramı bitiriyorum. Şimdi modelimizi yapmaya başlayacağız. Şöyle ilmeğimi biraz uzattım. Önümdeki ilmeği arasına batıp ilmek çıkardım. Bu çıkardığım ilmeğin içinden bir zincir çektim. Daha sonra iki ilmeği kapattım. Ve daha sonra hemen şuradaki ilmeğin arasına batıp ilmek çıkardım ve kenarımı oluşturmuş oldum. Daha sonra 6 tane ilmek toplayacağım. Şöyle uzatarak. 1 2 3 4 5 6. Bakın. Şu 2 ilmeği saymıyorum. Onlar benim kenar ilmeklerim. Hemen şu baştaki 3 taneyi alıyorum. Ve şöyle kameranın önünde biraz zor oluyor ama içinden geçiriyorum. Evet, şu şekilde. Daha sonra burayı yavaş göstermek istiyorum. Şöyle içlerinden ilmek geçiriyorum. Yani hepsini kapatıp bir zincir çekiyorum. Tekrar ilmeğimi biraz uzattım. Tam şuradaki araya batıyorum. Bakın. Bir zincir çektim. İlmek topluyorum. Aradan ilmek çıkarıyorum. Bir zincir çekip ilmek uzatıyorum. 3 oldu. 4 5 ve 6. Bakın 2 4 6. Şu 2 ilmeği saymıyorum. Tekrar 6 ilmek toplayacağım uzatarak. 1 2
3, 4, 5 ve 6. Bakın, ilk baştaki 3 ilmeği diğer ilmeklerin içinden geçiriyorum. Şu şekilde. Sonra o 3 ilmeği de kapattım. Bir zincir. Daha sonra bakın şu aradaki 3 ilmeğin arasından ilmek geçirip bir zincir çekiyorum, ilmek topluyorum. Toplamda burada 6 tane olacak. 1, 2, 3 oldu. 4, 5 ve 6. Tekrar 6 ilmek topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Arkadaşlar biraz bol çekelim ki ilmeklerin içinden rahat geçirebilelim. Bu şekilde, pardon. Çünkü bazen geçmeyebiliyor. Şöyle. Evet. Şu şekilde. Yine aynı şekilde kapattım. Bir zincir. Ve 6 tane ilmek topluyorum. 2 oldu. 3, 4, 5 ve 6. Gördüğünüz gibi 3 modelimi de tamamladım. Şimdi kenarda 2 tane var. Öncelikle bir taneyi alıyorum. Şöyle ilmek topladım. Hemen ikincisinden ilmeği topladım. O ikinci ilmeğe bir zincir çektim. Daha sonra 2 ilmeği birden kapattım. Daha sonra şuradaki bakın ilmekten ilmek topluyorum ve kenarımı bitirmiş oluyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. 3 numarayla sanki daha güzel oldu gibi. Evet, bu şekilde. Daha sonra 2 ilmeklerimi kapatıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. 2. Burada başka bir işlem yok. Yine 2 ilmeklerimi kapatıyorum. Şöyle şaşırmamanız için burayı kapatmadım. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi bir üst sırada modellerimizin üst üste gelmemesi gerekiyor. O yüzden yine kenarımı yapıyorum. Bakın kenarda ilmeğimi aldım. Bir zincir, sonra ikisini kapattım. Daha sonra şuradaki ilmeğin arasından ilmek aldım ve kenarımı bitirdim. Şimdi 3 tane ilmek topluyorum. 1, 2, 3. Şimdi bu ilmeği ayırıyorum. Şu ortaya model yapacağımız için 3 buradan, 3 buradan alacağım. 6 tane olacak toplam. Şuradakileri yani 1, 2, 3, 4, 5 taneyi ellemiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle bakın 1, 2, 3, 4, 5.yi ayırdım. Şu 6 taneyi yine birbirinin içinden geçiriyorum. Daha sonra bir zincir ve yine ilmek topluyorum. 6 tane. 2, 3, 4, 5 ve 6. Şöyle düzeltelim elimizle. Daha sonra bakın 3 buradan, 3 buradan.
1 2 3 4 5 6. Şunu içinden geçiriyorum. Kapatıyorum. Bir zincir, bir iğne, ilmek topluyorum. Bir, pardon, önceki ilmekte 2 oldu. 3, 4, 5, 6. Gördüğünüz gibi 2, 4, 6. Burada 3 tane ilmeğim kaldı. Onları normal şekilde topluyorum. Ve kalan 2 ilmekle kenarımı yapıyorum. Bir ilmek topladım. İkinciyi topladım. Hemen ikinciye bir zincir çektim. İkisini kapattım. Ve hemen şuradaki ilmeğin arasından ilmek çekerek bu sıramı da bitirdim. Gördüğünüz gibi ilk sırada 3 tane yapmıştık. Şimdi 2 tane modelimiz oldu. Bir üst sırada yine 3 tane olacak. Bu şekilde bir sıra 3 tane, bir sıra 2 tane, bir eksik bir fazla şeklinde devam edeceğiz. 2 2 kapatıyorum. Artık model muhakkak oturmuştur. Ama şöyle üstünde, yani bir üstün sırasının başlangıcını tekrar göstermek istiyorum. Kafanız karışmaması için. Yine aynı şekilde 2 2 kapatıyorum. Burada başka bir işlem yok. Uzun zamandır Tunus işi yapmıyorduk arkadaşlar. Bu modeli görünce dedim ki muhakkak göstermem lazım. Çünkü gerçekten çok şık duruyor. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Muhteşem, çantalarda da çok güzel durur. Evet, başlangıcımız ilk sıranın aynısı arkadaşlar. Kenarımı unutmuyorum. Bakın kenarımı hemen önümdeki ilmeğe battım. Bu ilmeğe bir zincir çektim. Daha sonra iki ilmeği kapattım. Hemen şu yanındaki ilmekten ilmek geçiriyorum ve bakın bu şekilde kenarımı oluşturdum. Burada şuraya, yani şuraya model yapacağımız için 1 2 3 4 5 ve 6. Ne yapıyorduk? İkisini ayırdım. Şu ilk üçü diğer üçün arasından geçirdim. Daha sonra kapattım. Bir zincir. Bir aradan 1 2 3 4 ve 5. Bütün model bu kadar arkadaşlar. Yine 6 tane model, 6 tane model ve kenar şeklinde ilerliyoruz. Çok videoyu uzatmaya gerek yok. Dediğim gibi inanılmaz kolay bir model. Ben bu sırayı bitirip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben sıra sonumu bitirdim. Hemen diğer modeli de şöyle getirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel bir model. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımından memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.